Yasemin Gelin'in Yalı Dairesi'ndeki luxury salonu tam 3 bölümden oluşan ince uzun bir alana sahip. Oturma bölümünde gri modern bir koltuk takımı kullanmayı seçen gelinimiz beyaz minimal bir televizyon ünitesi tercih etmiş. Yemek odası bölümünde ise siyah desenli, mermer bir masa ve gümüş detaylarla süslü sandalyeler ışıltı saçıyor. Salonun üçüncü ve son bölümü ise tam bir keyif köşesi. Desenli parkelerin üzerine attığı küçük bir halı, çiçekler, aynalar ve birbirinden farklı hayvan figürleriyle süslü olan bu alan, Yasemin gelinin zevkini gözler önüne seriyor. Salonunu iddialı gold avizelerle süsleyen gelinimiz bakalım aksesuarlarla doldurduğu bu kalabalık mekan için nasıl yorumlar alacak? İnanılmaz bir motor sesi var evde. Çünkü burası bir yalı dairesi, yol yalısı gibi düşünün. Manzaramız güzel. Evet. Ev bizim mi, kira mı? Bizim. Haydi bakalım. Evet, kimden başlıyoruz? Hatice'cim senden başlıyoruz. Ay çok heyecanlısın. Biraz önce yorumlamak istiyorsun. Demek ki neler görürsün. Sen görürsün yarın. Sen görürsün yarın. Peki Hatice, sen artık benden çıksın. İlk böyle baktığınız zaman şu parkeler, ablacığım bu parkeleri nasıl bu kadar karar verdin bu parkelere? Çok doğru. Vallahi çok doğru. Göz yoruyor. Doğru. Ağlıyor. Aynen. Ağlıyor. Parkeler Aslı ağlıyor. Aslı Hanım halılar, halı da aynı desenli. Tavan, sorma. Tavan. Tavan. Tamam. Duvarlar. Perdeyle tamam. Evet. Perde de desenli. Biraz da öteki kızlara bırakmışsın. Tamam. Buyurun. Başka desen görüyor musunuz? Hani çok. Desenli. Çok. Çok desenli seviyorum ben. Çok desenli seviyorum. Ne diyeyim şimdi? Desenli. Sadece parkede size katılıyorum. Gerçekten parkeleri zaten çok severek kullanmıyorum. Severek kullanmıyorum. Ama eşim bayağı bir beğenerek bunları. Sahi mi? Oldu. Duymasın o evet. Zaman. Evet. Yok canım duysun vallahi. Duysun, duysun. Neyi sevdi acaba? Çok merak ettim hakikaten. Değişik hani, geldi. Ona bunlar, belki bir şey... Yok şöyle bir şey diyeyim parkeler için. İtalyanmış. Bir özelliği, bir özelliği varmış. Hani kaliteli görünsün. Değişik evet. Bir parke. Biz böyle bir parke görmedik ama biz eşyamızı hani parkeye göre eşya almadık. Hani eşim istedi. Hani istedi. Onun da tamam, gönlü olsun diye oldu. Tamam. Sen de bunu beğenmiyorsun. Ya yok. Evet. Parkeyi beğenmem gerçekten. Şöyle Yasemin'cim, genel ben eve girdiğim zaman deniz manzarası olsun, evin girişteki o aurası olsun hakikaten çok beğendim. Ama detaya girdiğimiz zaman kayboldum detaylarda. Evet, bayılıyordu az da tuttuk bizi. Aynen öyle. Bir hayvanat bahçesi durumu var. Her yerde hayvan objeleri. Muhtemelen tamam hayvan seversiniz ama daha çok böyle hayvan objesi severiz belki. Tropikal bölgenin hayvanlarını tercih ediyorum. Sen şimdi şöyle bir şey diyeyim ablacığım. Senin evinde nasıl bir Christmas köşesi vardı? Böyle bir sürü biblolar vardı. Evet, ben de bunları seviyorum. Anlıyorum. Ben de bunlardan hoşlanıyorum. Ama değişik yerlerde. Zürafa var. Zürafa, tabii, arkada bir geyik var. Geyik var orada esas. Ondan geyik sonra... muhabbet yapacağız aslanımcığım. Ay canım orada ne var ne var? Mum atma. Mum mu? Orada da maske bana orada çok burada zürafa, saksılar. Afrika'dan gelen objeler gibi vazolar falan. Evet, bir Afrikalı esintisi de hissettim. Evet. Gerçekten. Evet. Büyük dedeleri. Ataların oradan. Atalarım herhalde oradan geliyor olabilir. Şengül abla hayvanat bahçesi gibi dedi evde ama ben böyle ilk başta bir şaşırdım. Ama sonra detaylarına bakınca gerçekten bütün hayvanlardan bir figür vardı. Dediğiniz gibi belki çok fazla kullanmışımdır ama yani mesela hani benim salonumu görüyorsunuz. Yani şu. Bunun da son noktayı koymuşsun. Evet, evet. O da var ya burada sanmayın ki 2, 4, 6 kişiyiz, 7 kişiyiz. 7 kişiyiz. Bak sizi can kulağıyla dinliyor. Evet. Bunu kim aldı, kocan mı? Hayır ben. Evet onu ben aldım. Çok da severek aldım. İnanmıyorum. Bana bak ne zaman aldın? Aslı Hanım bu salonu kocasıyla ona bırakmamak lazım. Bence öyle de. Güzel bir salonu ikisine de bırakmamak lazım. Gerçekten. Yani bir profesyonel eli değse güzel olacakmış. Yani bu yol boynuzlar, moynuzlar. Ama bir dakika durun dinleyin şimdi i̇ptal beni. İptal anladın i̇ptal. Sen beni. Gerçekten her alanda bir hayvan figürü. Ben duvardaki geyik olayını ne kadar da gerçek olmasa onu görünce çok etkilendim. Hayvanlardan etkilenen insan insanları da sevmez. Ne demek istedin acaba aldığında? Ya yok hayır. Öyle yok hayır. Öyle bir şey düşünmüyorum. Ha. Yani öyle bir şey düşünmedim. Yani beni böyle boynuzlar... Ay yok hayır. O da değil. Hayır. Ney bu yani ney? Yani ne bileyim.
Gelin. Hayvan sevgisi. Geyik muhabbeti yapalım köşesi burası. Evet. Değil mi? Evet. Muhabbet köşesi. Demin zaten. Evet, aa, muhabbet köşesi. Evet. Geyik başı. Evet yapalım. Neyse ki maket. Allah'tan. Evet hanımlar devam edelim. Ben ilk salona girdiğimde Aslı'nın. İlk önce bana da böyle hani manzara, ambiyans çok güzel geldi. Öf dedin ya. Öf dedim ya nereye girdim. Ama bir de dedim ki benim evime, demek istemiyorum ama ilk gün benim evime ilk girdiler, salona girdiklerinde orada obje, orada ayna, orada biblo, orada işte saksı. Hep bir yorum bir dedim ki bunların evleri hep boş, bomboş herhalde. Ben gerçekten bir düşündüm, çok beğeniyordum aslında, hala beğeniyorum. Sana da yaptılar, Işık'a da yaptılar. Herkes birbirine herkes dedi. Ama ben öyle... Ama herkes aksesuara bayılıyor. Bayılmış ve boğulmuş. En son seni göreceğiz. Aynen. Şimdi burada bir karmaşa. Yani çok alakasız objeler. Ama ben tek tek baktığımda gerçekten çok değerli, çok kaliteli. Ama işte masasına bayıldım. Sandalyeleriyle uyumlu. Evet. Çok mermer bir kere. Mermer galiba değil mi? Mermer. Evet, mermer altı gerçek krom masamın. Evet. Şuradaki şey. Fiyatını sormaya korkuyorum. Yani belli. Hiç anlatmana gerek yok. Kalite kokuyor. Evet. Şuradaki yani şeyler ayakları birbirine uyumlu. Hatta dedim ya size burada eşya başka, orada başka, orada başka. Yavaş yavaş. Bazı şeyleri için birbirine hani uydurmaya, değiştirmeye çalışacağım. Tabii. Çünkü daha gel kızlar gerçekten hepsinde haklısınız. Bir uyumsuzluk var biliyorum ama hepsi eski eşyalarım. Yavaş. Benim diğer evden getirdiğim eşyalarım. Burada yeni eşya yok. Size böyle söyleyeyim. Gerçekten yeni eşya yok. Hepsini birbiriyle uyumlu almaya kalkacağım. Yalıda oturuyorsun. Boğaz manzaram var. Yalı olabilir arkadaşım. sonuçta bir eşya aldığın zaman benim alacağım mobilya, hani şimdi mobilyacılara gittiğimiz, baktığımız zaman 100 binler, 200 binlerden bahsediyorlar. Şu anda benim onu verebilecek ne gücüm var, peki, ne durumum var. O zaman keşke olmasana şu TV ünite ya da sehpanı uyduramaz mı? Bu başka bir biraz odadaydı. Biraz alakasız. Ha, aynı salon, hangisi? Aynı yerde kullanmasa. Şu başka bir odadaydı. Bu diğer evin. Tabii. Hatırlıyor musun fiyatını sandalyeleriyle evet birlikte? 25 bin falandı. 25 bin gibi. 25 bin gibi falandı ama bir 10-12 senesi vardır. Bir de şey zannedersem ben şimdi mobilyacıları dolaştım. Evet. Hani bakıyorum değiştireyim tabii, falan filan diye. Şimdi mermer masaları ben sordum 200-250 bin. Yapma ya. Yapma. Onlara da uygun işte, şimdi yavaş yavaş diyorum ya size, haklısınız bir... Karışıklık var. Tamam Yasemin, devam edelim. Yani, ben evet, müdahale edecektim ama. Peki avizeleriniz yeni mi? Avizelerimiz eşimin amcasının bütün çocukları avizeci. Onların hepsi, evet buraya geldiğimden beri 4 senelik avizeler. Avizeler buraya uymuş mu, uyamamış mı? Yani çok mu kalabalık? 3 tane birden üstlerinde... 3, 6, 7... Şu yemek masasının üstünde duruyor ama çok normalde. Üstleri de dolu. Yani aslında güzel duruyorlar, şık avizeler ama çok mu dolu gelmiş? Hani bir de şeyleri tamamlamıyor. Bir de yukarıda da desen var, tavanda da desen var, perdelerde de desen var, kolonlar farklı bir desen. Yani aslında var ya o kadar güzel bir salon ki... Düz renklerle, fonlarla inanılmaz mesela... İnanılmaz güzel olur. İnanılmaz evet, dehşet olur. Bir de avizenin fiyatını alabilir miyim? 2500'den Yalçın'a mal olmadısı bize ama neden? Amcasının oğlu olduğu için normalde avizenin fiyatları... Kaç yıl önce? 4 sene önce aslında. Yani şimdi bu... Yani o zaman bile 7,5 falandı değeri. Avizeleri çok şıktı. Yalnız salona gerçekten çok büyüktü. Avizelerim çok büyük olabilir fakat çok şıktı. Yasemin'cim ileride bir dünya objesi gördük. Evet. Amacını çevirip çevirip yer mi belirliyorsunuz? Hani buraya gideriz diye. Hayır, o da fikir değil mi? Dikkat ederseniz o benim getirdiğim arabayla evet, arabaya benzer bir işlevde kullanılıyor. O işte meyve sularınızı koyabiliyorsunuz. Onun altında bir bölme var. İçine bardaklarımızı koyup servis arabası o. Öyle İçecekler mi? İçecek için servis hani arabası şey o. Gibi gördük. Hayır. O da antikacıdan alınmış bir şey. Biz onu aşağı yukarı onu da 2 sene önce aldık. O da 2500 liraydı o zaman. Yasemin'cim ben halının fiyatını öğrenmek istiyorum. Sanki el dokuma gibi ya da evet, ipek gibi ama... Evet bu bambu. Bambu. Bambu ablacığım. Hı-hı. Bu halılarımın fiyatı tanesi 10 bin lira. 10 bin lira. İki koltuk tane zaten. İki tane. Koltuk takımı? Koltuk takımını aldığım zaman 20 bin, 22 bin falandı. Biz gittik işte dolaşıyoruz böyle koltukçuları. Hı-hı. Şimdi zannedersem 60-70 bin liradan aşağı. Hadi ya değil. Bunlar. Evet. Evet, evet. İki kanepe? İki kanepe, bir berjer. Anladım. Berjer, evet. Peki. Şu sanıyorum manzara izlemeye ya da keyif koltukların.
Benim onlar çok eski koltuklarım. Onları ben kaplattım bu mobilyaya. Hani şu şeylere birazcık uyusun diye şu gri biraz daha şey patlattım. Zaten orası böyle bir kahve keşesi gibi. Evet, belli. Oradaki sehpası da çok hoş. Çok ben şık. Çok beğendim. Evet. Deniz. Evet. Deniz var. Çok güzel. Orası böyle kahve içiyoruz çok bazen evet. Eşimden. Orası güzel olmuş. Fiyatını sordular. Fiyatı kaplatmasını hatırlamıyorum. O da 4 sene önce kaplandı. Tamam. Hiç hatırlamıyorum. Peki. Dedim ya eşyalar çok pahalı kızlar. Hani hepsini birleştirip gönül ister ki hepsini değiştireyim. Tabii. Yavaş yavaş tabii. Yavaş yavaş inşallah olacak. Sine yaparsın. Aynen. İnşallah. Ben şimdi sizi buradan Yasemin'in mutfağına yolcu etmek istiyorum. Acaba bu güzel manzaralı salonun mutfağı nasıl? Mutfaktayız. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Kapıdan içeriye girdiğimiz zaman o karşıdaki deniz bizi bizden aldı. Biz evi görmedik bile. Sonra eve böyle bir baktığımız zaman hiçbir uyum göremedik.